Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbağı.com'un ve Kayseri Tülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün milli bir mücadele var, milli bir maç var arkadaşlar. Türkiye-Ermenistan A milli futbol takımımız Euro 2024 elemeleri A grubu 5. maçında Ermenistan'ı ağırlıyor. Ve 5. maçı Eskişehir'de Ermenistan'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak 21.45'te. Karşılaşmayı İtalyan Federasyonu'ndan şubu yönetecek. Ve grubun diğer maçında Hırvatistan'a Letonya 21.45'te karşı karşıya geçecek. Galler bu haftayı bay geçecek. Milli takımda eksikler: Umut Nayır çıkarıldı. Halil Dervişoğlu katıldı. Zaten Ferdi falan gitmediği için. Muhtemel 11 Mert Günok demiş. Hayır, Altay Bayındır. Zeki Çağlar, Merih, Mert Müldür. Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Bertu diyor. Ermenistan'ın ilk 11'i var. 617. karşılaşma. 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279 özel. Niye 100 yıllık? A milli takım 59'dan sonra kurulmadı mı? 59 öncesini niye sayıyorsunuz ki? Neyse, bu şeyde yanlışlık var sanırım. Milli takım 9 puanla lider. Ermenistan maçı öncesinde bir maçı eksik Ermenistan, 6 puanla ikinci sırada. Grupta 2 maçı eksik Hırvatistan'la 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı yok. Euro 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sıraya alan takımlar Euro 2024'e katılma hakkını elde edecek. 4. kez Ermenistan rakip. 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardık bundan önce. 6 gol attık. Kalemize sadece bir gol gördük. Ben şunu söyleyeyim. Bugünkü maç kaybedilirse açık söyleyeyim ağır küfürler ederim. Yani benim için maçtan daha ötesi. Onu da söyleyeyim. Stefan Kuntz'la 19. resmi maçımız. Şey 19. maç. 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet. Rakip fileleri 43 kez havalandırıp kalesinde 21 gol gördü. Milli takımız inşallah bugün de galip gelir. Miguel Crespo'da Pendik sürprizi. Şimdi Süper Lig ekibi, sansasyonel transferlerin takımı Pendik Spor, Fenerbahçemizin 26 yaşındaki futbolcusu Miguel Crespo'ya talip olmuş. Fenerbahçe de demiş ki, nasıl Galatasaray'ın futbolcusuna 3 milyon euro veriyorsunuz, alıyorsunuz, bir zahmet bizimkine de 3 milyon euroyu verin, alın demiş. Ne oldu? Niye sustunuz ya? Ya niye sustunuz? Sözleşme uzatma fiyat teklifimiz var. 26 yaşındaki futbolcuya talipler. Orta sahada beklenen transfer gerçekleşirse bu transfere izin verecek. İsmail Kartal kadroya dahil etti. Ancak kısa süre önce Atletico Madrid'de adı geçiyordu oyuncunun. Oyuncu giderek düşüş yakaladı. Yani düşüşe geçti. 65 maç, 4 gol, 6 asistlik bir performans. Ben söylüyorum, Crespo için herhalde, yani Mücütsü için 3 milyon euroyu veriyorlarsa Crespo için de 6 verirler. Bence 6 milyon euroya Pendik'e satalım. Demme Fenerbahçe için artık çok zor. Demme ya. İtalyan basını Diego Demme'nin Napoli'de kalacağını duyurdu. Fenerbahçe taraftarına 30 santimlik, yok 30 santimlik diye, bu 70-80 santimlik falan bir üzüntü. 70 santim boyunca yürürken üzülebilirsiniz arkadaşlar. Yani Napoli'de kalacakmış. Resmi teklif yapmadığını Fenerbahçe'nin, bu nedenle Napoli'de kalacağını söylemiş. Ocak 2021'den bu yana Napoli'deymiş. 12 milli var falan filan, geçiniz. Yani uzun lafın kısası, denme gelmiyormuş arkadaşlar. Üzülebilirsiniz. Fenerbahçe'den 2 yıldız ismi operasyon. Fenerbahçe'de transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Vatandaş olan 2 futbolcu için de yönetim çok istekli. Gündemin tek maddesi 6 numara transferi. Yönetim geniş bir liste hazırladı. Her geçen gün bu listeye yeni isimler dahil oluyor. Son olarak 2 Hırvat yıldız: Mario Pasalic ve Josip Misic gündeme gelen oyuncular oldu. Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde Atalantalı Pasalic için hamle yapmıştı. İtalyan ekibi transferi yeşil ışık yaksa da başarılı oyuncu gelmeye sıcak bakmamıştı. Sadece 45 dakika oynadı. Gasperi'nin ilk hafta sağ sola maçında 45 dakika verirken 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için Fenerbahçe çok çok uğraşıyor diyor Mario Pasalic. Valla içli miçli isimler. Ha, Pasalic için
Herhalde Fenerbahçe taraftarı bir şey demez ama hani 6 numara transferi derken Pasaliç'i kastediyorsak, bu haberi yapan arkadaş eğer 6 numara diye Pasaliç'i kastediyorsa, biz futbolu bırakalım, köyümüze dönelim. Hiç gerek yok. Ama Transfermarkt'a girdiğin zaman 45 dakika oynayan kişi Pasaliç, doğru. 6, 8, 10 oynayabilen oyuncudan bahsediyoruz. 14.5'a Chelsea'den almışlar zamanında. Şimdi değersizleşmiş. 20 milyon euro Transfermarkt değeri var. Falan filan. Yani Josip Misic için de Fenerbahçe Zagreb'in kapısını çalmış. İlgi görmesem gelmezdim. Spor Dijital'e konuşmuş menajeri. Misic çok önemli bir isim. Hırvatistan'da transfer sona eriyor. Zagreb satmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisini görmezden gelemem demiş. Livakovic'in ayrılmasının ardından takımın kaptanlarından biri olmuş. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Pasalic için biz teklifte bulunmuşuz. Habere göre. Oyuncu Türkiye'ye gelmeyi çok istemiyormuş. Misic için de menajeri olabilir demiş. Anladığım kadarıyla. Livakovic'i de aldığımız için de memnunmuşuz. Crespo'ya da Pendik'in talebi varmış. Pendik kiralamak istiyor, bilginiz olsun. Ama bence satalım. Çünkü Pendik'te para çok. João Pedro, ayrılmak istemiyordum demiş. Şimdi Brezilya ekibi Grêmio'ya transfer oldu João Pedro. Flash açıklamalarda bulunmuş. Sardunya'yı çok özlüyormuş. İnsan dürümü mürümü özler. Cagliari hayatımın parçası. Sessizlik kolay değil. Dönme fırsatım olmadı Cagliari'ye. Uğruna birçok gece uykusuz kaldığım çok kişisel bir seçimdi diyor. Cagliari'ye dönme fırsatı bu yaz karşıma çıkmadı. İtalya'ya geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı. Peki teklif olsaydı değerlendirebileceğim bir ihtimal olurdu ancak İtalyan kulüpleri masada değildi. Prensip olarak Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ben de Gremio'yu kabul ettim diyor. İyi ki de ettin. 3,5 milyon euro opsiyonla gittin. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Yıllık ücretinde düşündüğümüz zaman yani ciddi bir paradan kurtulmuş oldu Fenerbahçe. Yalnız ben hala Pasaliç'teyim. Yani 10 numaralı futbolcuyu 6 numara olarak yazmak. Bu niye biliyor musunuz? Bunun sebebini söyleyeyim size. Sercan Hamzoğlu geçtiğimiz günlerde dedi ki ya Fenerbahçe bir Hırvat yıldızdan görüşüyor. Olur olmaz bir şey diyemem ama dedi. Ama dedi. İşte ben ekleyeceğim. Eğer görüşümü biraz şey yaparsa, ciddileşirse ben anlatacağım falan filan dedi ama geçiniz. Ben ısrarla arkadaşlar yine Verratti için merak ediyorum. Açıp internete bakıyorum. Herhangi bir yere gitmiş mi Marco Verratti? Çünkü siz hani birçok arkadaşımız lafı ağzıma tıkadı. Sen futboldan bir habersin, bilmem nesin falan filan diye. Hani bir özür dilemenizi de bekliyorum bu arada. Hocam adam Katar'a gitti, Araplara gitti diye. Bakıyorum. Ben hala göremiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bildiğim kadarıyla da Arabistan'da da 7 Eylül'de transfer sezonu bitti. Ha şu olabilir. 8 Eylül'de bir şeyler olabilir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'den gerçekten söylüyorum. Fenerbahçe'den Verratti için resmi teklif. Bak şunu da söyleyeyim. O olmazsa Verratti Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Nedir o? Arkadaşlar Arap kulüplerinden bir tanesinin liginde transfer devam ediyormuş. Paris Saint-Germain'e teklifte bulmuşlar. Onlar da 45 milyon euro istiyoruz demiş. 45 milyon euroyu kabul ederlerse bakın 45'i kafanıza kazıyın. 45 milyon euroyu. Kafanıza kazıyın. Eğer kabul ederlerse Verratti oraya gidecekmiş. Ama etmezlerse hani sanatçı diyor ya bir ihtimal daha var diye. Yani Ali Koç ikili ilişkilerini kullanıp bir şey yapabilir. Ama Fenerbahçe resmi teklifte bulundu arkadaşlar. Bak istediği kadar yalanlasınlar. Fenerbahçe yöneticisi çıksın desin ki biz yalanlıyoruz desin. Kabul etmiyorum. Fabrizio Diaz, ısrarla da Fabrizio Diaz'ı da söyleyeyim. Fabrizio Diaz bir Türk kulübüyle görüşüyor ancak Barcelona'ya imza atmak için Ocak ayına kadar beklemeyi de göz ardı etmiyor demiş. Duyumcu kardeşim biri. Her şey için hayırlısı olsun ama Fabrizio Diaz hani çöpleyeceğimiz kadar kötü, almayacağımız kadar kötü bir oyuncu mu? Ben onu bilmem. Ben onu bilmem. Size söylüyorum.
Yani şimdi şunu da belirteyim. Önümde benim bir liste vardı. Eğer görselini verebilirsem. Yani Süper Lig'de bu sezon transfer olan, ya yani bu yaz döneminde transfer olan Transfermarkt'a göre en değerli oyuncular. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tete eğer benim sahada gördüğüm Tete gibi oynayacaksa inşallah da öyle oynar. Buradaki 25 milyon euro 7-8 ay içerisinde 2,5 milyon euroya da düşebilir. Onu belirteyim. Endombili 22 milyon euro diyor herhalde günlük yediği kalorinin şeyini yazmışlar. İnşallah o da çöp çıkar. 22 birdenbire düşer. Zaha 22 diyor, biz Zaha'yı göremedik. Yani böyle kenarda eğer hiçbir şey olmasın diye saklamayı sürdürürlerse o da düşüşte. Cengiz 20 milyon euro diyor. Açıkçası Cengiz'de bir şeyi göremedik. Hani Tete'de ne gördüyse Galatasaraylılar, Cengiz'de de biz onu gördük ama en azından bir asistten falan iş yaptı. Hani bir esame, bir enstantane oldu. Fred, Ferhat 20 yazıyor. 9.75 aldık. Bence 20'yi korur. Ekleme yapabilir. Icardi 19 diyor. Bu kadar PR'ı varken Icardi arka arkaya 10 hafta gol bile atamazsa 19. Hadi güncelleme yapalım deseler yine 19'da kalır. Ben onu söyleyeyim. Szymański 18. Gol asist katkısı artarsa 18'de artar. Şu ara inşallah iyi gelir. Nicolas Pepe 18 milyon euro diyor. Ben anlamadım. Beşiktaş alıyordu. Trabzonspor alacak. Enteresan bir transfer olacak. Hakim Ziyech 16 diyor. Yine aynı şekilde Hakim Ziyech, Zaha ve Tete'nin için şunu söylüyorum. Adaletli bir transfer market verisi olursan bu bayağı düşer. Davinson Sanchez için de 15 yazmışlar ama futbolcuları bir izleyelim. Tıp Fenerbahçe futbolcusunu nasıl 450 dakika izleyip öyle yorum yapayım, rezil olmayayım diyorsan aynı şey diğer takım futbolcular için de geçerli. Ama izlediğimiz kadarıyla da söylüyorum. Arkadaşlar hepinizin bilmesini istediğim bir haberle devam ediyorum. Fırat Aydınus'ta hakarete 2 yıl hapis sistemi. FIFA kokarttı eski hakemlerden Fırat Aydınus. Sosyal medyada kendisi hakkında namussuz yorumu için savcılığa başvuruda bulunmuş. Yorumu yapan İYİ hakkında hakaret suçundan 2 yıl hapis sistemiyle dava açılmış. Şimdi jeofizik mühendisiymiş aynı zamanda Fırat Aydınus. Adliyeye konuşmuş. Namussuz bir hakem yorumunu görünce sinirlenmiş, savcılığa başvurmuş. İfade özgürlüğü açıldı demiş. Öfkelendim demiş. Kişilik haklarına süren savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı diyor. İfadesi almış İYİ'nin öfkelendiği için kendisini tutamadığını böyle bir yorumda bulunduğunu söylemiş. Hakaret suçuna 2 yıla kadar hapis cezası. Arkadaşlarım ben size hani bir hukukçu değilim ama 2 yıla kadar hapis cezasının olacağını söyleyeyim size. Ya beraat ya hükmü ileri tarihe erteler. HAGB hani diyebiliriz. Ya para cezası ki %90 para cezası 3000 TL tutarındaydı en son. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. 3000 TL civarında bir para cezası olur. Takım işin içinde olmadığı için 6222 sayılı kanun devreye girip de takımının maçlarını da şey yapmaz. Seyirden men cezası da almaz diye düşünüyorum. Yani mevzu fazla büyütülmeyip para cezasıyla geçiştirilir. Ama ben hepinize söylüyorum. Özellikle sosyal medyada şu kadara geldi, bu kadara geldi Transfermarkt şeylerine sakın girmeyin. SPK'da işlem görüyorlar, öttürürler. Aman ha. Anonim hesaplarla yorum yapıp da beni nasıl olsa bulamazlar diye bir salaklığa da girişmeyin. Hem Fenerbahçe taraftarına hem rakip taraftara söylüyorum. Allah şahidim öyle bir bulurlar. Bak benim çok polis arkadaşım var. Hakim, savcı, avukat birçok arkadaşım var. Israrla söylüyorum size. Öttürürler. Hocam bulamazlar. Hadi hodri meydan diyorsanız mesela siyasi otoritenin iktidar partisinin başındaki kişine ilgili bir tane kötü bir tweet atın hadi. Giyiyorsa atın. Hani bulamazlar diyorsunuz ya. Allah'ınızı seviyorsanız atın bir. Bakın bakalım bulamıyorlar mı anonim hesabınızı. Hocam ben VPN ile gizliyorum. Yaz. Yaz at. Hocam ben yurt dışındayım. Yurt dışından yazıyorum. Bak yurt dışındayken AK Parti'yi eleştirenler sıkıntı değil. Küfür, hakaret edenler yurda bir giriş yapsın bakalım. Lan oğlum. İnternet çağındayız. Anonim hesap diye bir şey yok. Senin anonim derler adama. Diyor ya bunu kim yazdı? Anonim diyor. Ben senin anonim diyor. Bak özellikle söylüyorum. Fenerbahçe taraftarları sizi çok seviyorum. Kanalımız 40.500'e ulaştı. Ben bu videoyu çekerken 40.600 olmak üzereydi.
Sizleri çok seviyorum. Eksilmenizi, başınıza bir iş gelmesini istemiyorum. Küfürlü, tehditkar, şantajcı yorumlardan uzak durun. Hocam, oraya hakemlerle ilgili bir şey yazmışlar. Ben de dedim ki, ulan buraya bir bomba düşse ülke kurtulur dedim. Bunun sıkıntısı var. Bunun sıkıntısı yok. Hocam terörü övme diyorlar. Yok ebesinin. Lan arkadaş temennidir bu. Duadır bu. Duaya, bedduaya hiçbir şey çıkmaz. Bilginiz olsun. Bir hakemle ilgili küfür mü edeceksiniz? Küfür etmeyin. Allah'ından bul yazın. Senin cezanı Allah versin yazın. Seni Allah'a havale ediyorum yazın. Hiçbir şey yapamazlar. Ama sen bilmem nesin yazmayın. Tamam mı? Bir kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak uyarıyorum. Aynı zamanda küçüklere de örnek olmak istiyorum. Sosyal medyada rahatlıkla ağzına gelen her küfürü yapıyor insanlar. Bak, denk gelmiyorsunuz. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Öğretmenlere, işte memurlara saldırı düzenleniyor, değil mi? O memurlara ben devlet memurları kanunu açın. 123, 124, 125, 126, 127. maddeleri okuyun. 657 sayılı devlet memurları kanunu. Bu maddelerini okuyun. Bakın bakalım sizin için bir çıkış var mı? Devlet memuruna iftira, hakaretin çok ciddi bir suçu var. Eskiden neydi düğmesini koparan öttürürler diye. Şimdi rahat rahat yapıyorlar. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Memurlar hakkını bilmiyor. Arkasına gitmiyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer hakkını bilip arkasına gitse bunun arkası kesilir. Ama ben karşılaştığım her memura da aynısını diyorum. Diyorum ki öğretmenlerin itibarı düştü. Düşürülürken sizler güldünüz, kahkahalar attınız. Ama herkes öğretmenle uğraşsın dedi. Siz de uğraştınız. Öğretmenin işi bitti. Sıra sağlıkçıya geldi. Sıra imama geldi. Sağlıkçıya geldi. Ya öğretmene, öğretmenin bak ben size söylüyorum. Toplumun en güzide, en böyle el üstünde tutulması gereken meslek grubu olduğunu unuttuk. Aksini iddia eder olduk. Öğretmenin saygısı bittiği anda top diğerlerine sıçradı. Ben size söylüyorum eğer saygınlık istiyorsanız bütün devlet memurları yazalım abi devlet memurlarına hakaret şudur. Geçirelim anayasadan. İmam da devlet memuru. Polis de devlet memuru. Doktor da devlet memuru. Devlet bünyesinde çalışan avukatlar da devlet memuru. Ya bir olacağız ya şey olacağız. Hani sarı öküzü vermeyecektik diye ya teşbihte hata olmasın. Ben herkesi de uyarayım. Tekrar tekrar söylüyorum bir kardeşiniz, bir abiniz, bir dostunuz olarak sosyal medyada hakaret, tehdit, şantaj. Asla bunlara girmeyin. Asla, asla, asla girmeyin. Hocam ben kısaltma yazarak küfür ediyorum. Başıma iş almam. Lan oğlum, bu ülkede Fethullahçı dediğimiz kişiler el üstünde tutuluyordu. Bir günde alaşağı edildiler. Mal varlıklarından her şeyden oldular ettiler. Kaçan kaçtı, kaçamayan içeride yatıyor. Anlatabiliyor muyum? Adamların yaptığı ne vardı? Dini paylaşım atıp duruyorlardı. Arka planda. Yani bir bankasıya para yatırdı diye insanlar mesleğinden oldu, hayatından oldu. Anlatabiliyor muyum? Bir kısaltma yazdım. Bana kimse bir şey yapamaz demeyin. Bak bir abiniz olarak uyarıyorum. Varsa aramızda hukukçu arkadaş derse hocam sen yanlış söylüyorsun hiçbir şey yapamazlar diyorsa buyursun yazsın o cesareti şey yapsın. İlgili maddeyi de yazsın da ben de diyeyim ki helal olsun diyeyim. Hepinizi uyarıyorum sakın ha. Hocam buraya da yaptığımız küfürler geçerli mi? Buraya yaptığımız küfürler de geçerli. Bir kardeşimiz diyor ki hocam herkese dava aç gelen parayla Feneryum'dan ürün al diyor. Ben Allah'tan korkarım. Bak ben de hata yapabilirim. Anladınız mı? Kurduğum bir cümle 500 bin çeşit manaya gelebilir. Geçmişte yaşadım bunu. Bir cümle kurdum. Lan arkadaş ben bu cümleyi bu niyette kullanmadım. Bak özür dilerim yanlış anlaşılmasın diye. Ne uğraşlardan geçtim. Ben başıma geldiği için sizlerin başına gelmesin diye söylüyorum. Ve karşınızdaki kişiler öyle acımasız, öyle ahlaksız olabiliyorlar ki. Öyle seviyeyi düşürebiliyorlar ki. Yani Allah kurtarsın herkese. Sosyal medya bataklığına dikkat edin arkadaşlar. Ve raddi içinde söyledim. İnşallah o ihtimal olmazsa hayırlı olsun diyebiliriz. Gerçekten diyorum. Görüşmek üzere. 19.07.